Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyed dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alel khayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bir senedil muttasık ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ etâ ahadukum el gâite felâ yestakbilil kıble ve lâ yüvellihâ zahrahu şerriku ve garribu. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhümussalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbağları, Rıdvanullahu Teala Aleyh Mecmai'nin bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları ve kendisinden teyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz üstazlarımızın, meşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervah için El-Fatiha. Resul-ü Müçtebâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ etâ ahadukumul el-gâid. Sizden biriniz kazâ-i hacet yapmak için, ihtiyacını gidermek için, tuvalete gitmek için kalktığında, tuvalet yerine vardığında felâ yestakbilil kıble, kıbleye önünü dönmesin. Kabe'nin olduğu tarafa yönünü dönmesin. Kabe, kıble namazda Allah'ın dönmemizi emrettiği mübarek bir yerdir. Oraya saygı duysun, oraya dönmesin. Ve la yuvellihe zahrahu, kıbleye önünü dönmediği gibi arkasını da dönmesin. Şerriku ev garribu, doğuya batıya dönünüz. Bu hadis-i şerif Medine-i Münevvere'deki Müslümanlara, ashab-ı kirama hitap ettiği için Efendimiz doğuya batıya dönün diyor. Kuzeye güneye dönmeyin diyor. O anlaşılıyor. Çünkü Medine'nin Kabe güneyinde. Kıbleye dönerseniz, güneye dönerseniz kıbleye, Kabe'ye dönmüş olursunuz. Kuzeye dönerseniz Kabe'ye arkanızı dönmüş olursunuz. Medine'de olanlar için şerriku, doğuya dönünüz. Ve garribu, batıya dönünüz. Önemli olan tuvalet ihtiyacını giderirken Kabe'ye dönmemek. Kabe'ye yönünü dönmemek ve arkasında dönmemek. Öyleyse bu insanların bulunduğu yere göre, konuma göre değişir. Mesela Bahreyn'de, o Körfez ülkelerinde o zaman Kabe batıdadır. Batıya dönmeyeceğiz o zaman. Doğuya da dönmeyeceğiz. Doğuya dönersek arkamız kıbleye gelmiş olur. Batıya dönersek tuvalette önümüz kıbleye yasak. Mesela diyelim Kabe'nin batısında olan ülkeler, Afrika'nın batısındaki yerlerde bulunuyorsak, orada bulunuyorsak o zaman doğuya dönmeyeceğiz önümüzü. Batıya dönersek arkamız kıbleye gelir, yanlış.
Yani bulunduğumuz yer itibariyle önümüz kıbleye gelmeyecek tuvalette, arkamız da kıbleye gelmeyecek. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Müslim'deki şeyde bi bevlin ev gâitin ifadesi var. Hem idrar, bevl, gençlerin anlaması için söylüyorum, işeme sırasında, hem de gâit, büyük abdest bozma, kakasını ettiği zaman. Bu durumlarda önünüzü, arkanızı kıbleye dönmeyin. Bulunduğunuz yere göre buna dikkat edin. Kıbleye gelmeyecek şekilde kendinize oturuşunuzda bir biçim verin. Evet. Bu hadis-i şerif, bu hadis-i şeriften anladığımıza göre kıbleye dönmeyin mutlak bir ifadedir. Bina içinde dönmeyin diye bir kayıt yok. Düz arazide, boş arazide tuvalete oturduğunuz zaman önünüzü kıbleye dönmeyin, arkanız kıbleye dönmeyin, bir kayıt yok. Genel bir ifadedir, mutlak bir ifadedir. Mutlak ıtlakı üzere hamlolunur, kuraldır, usul fıkıh kurallarındandır. Öyleyse diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah, kapalı yerlerde de, dört duvarla çevrili kabinlerde de, tuvalet kabinlerinde de, evlerde de, odalarda da tuvalet ihtiyacını giderirken, küçük veya büyük hangisi olursa olsun, önünüzü arkanızı kıbleye dönmeyin demektir bu. İfadeden bu anlaşılıyor. Ama İmam Malik, İmam Şafii bu sahraya, düz araziye, açık araziye aittir diye yorum getirmişler. İmam-ı Azam hayır diyor. İfade mutlaktır. Kapalı, açık ifadesi kaydı olmadığı için hepsinde, ister kapalı yerde, dört duvar arasında, ister açık arazide tuvalete oturulduğu zaman önün, arkan kıbleye gelmemelidir diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Hadisin umum ifadesinden bunu çıkarıyor. Kıbleye saygı duymamız Peygamberimiz tarafından birçok hadislerde bize emredilmiştir. Bu tuvalet bozarken, tuvalet ihtiyacını giderirken, işte insanların Allah tarafından örtülmesi gereken avret mahalleri, avret-i galiza, evet, en ayıp görünmesi en ayıp olan yerlerimizin açılması nedeniyle edepsizlik oluyor. Kıbleye karşı bir edepsizlik oluyor. Ondan dolayı kıbleye dönmemiz veya arkamızı çevirmemiz tuvalette yasaklanmış Peygamberimiz tarafından. Tükürmek de, kıbleye karşı tükürmek de bu hadis, okuduğum hadisteki anlam itibariyle kıbleye tükürmek de kıbleye saygısızlıktır, edepsizliktir. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle bir hadis-i şerifinde فَلَا يَبْسُقْ قِبَلَ وَجْهِهَا اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْسُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ. Namaz kılarken mesela öksürüğü tuttu. Neden tutar bu? O yasak olan sigarayı işte içer, broşlar dolar. İçeriden diyorlar ki bu kirli, pis dumanları, isleri istemiyoruz biz. At bunu derler, öksürük bundan ileri gelir. Öksürür sigara içenler. Öksürürken ağzından çıkan şeyler kıbleye karşı giderse edepsizlik. Bak Peygamberimiz kıbleye karşı namazda tükürmeyin. Tutamıyorum. Kıbleye karşı namazda duruyorsun. Namazda da sağa sola dönemezsin. Evet. Sigara içenlerin başına gelecekleri hesap edin bir bak. Başına buradan neler geliyor. Kıbleye tükürüyor bir kere, saygısızlık ediyor namazda. Namaz dışında da bu Buhari hadisi. Namaz dışında fela yabzukanne ahadukum kıble kıbletihi. Kıble tarafına hiçbiriniz namaz dışında da olsa, burada genel ifade, o da Buhari hadisi. Tükürmeyin. Evet. Kıbleye saygı İslam'ın ruhuna uygun davranıştır.
namaz kıldığımız yan. Duada da kıbleye dönerek dua etmek duanın usullerindendir. Usullerindendir. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki: "Eşreful mecalis mastakbala bihil kıble." En şerefli oturuş, en güzel oturuş kıbleye karşı oturuştur. Evet. Sağa sola dönerek oturmak günahtır demiyoruz, dikkat edin. Yanlış anlamayın. Ama bir çok güzel var, bir güzel var, bir yanlış var, bir de haram var. Hani gruplara ayrılıyor ya, haram, mekruh, edepsizlik filan diye. Şimdi bizim şey ettiğimiz haram helal değil. Saygı, edep, Peygamber'in sünnetine uygun mu değil mi? O konularda konuşuyoruz. Evet, doğuya batıya oturduğunuz yönünüz haram değil, günah değil ama en şerefli oturuş diyor Peygamberimiz. Otururken bile konuşuyorsunuz, rastgele oturuyorsunuz, ibadet halinde, dua halinde değilken bile en güzel oturuş, yönünü kıbleye çevirirsin, bu oturuş en güzel oturuş, en şerefli oturuştur diyor Beyhaki Hakim Müstedrek'inde. Evet, kıble böyle saygı duymamız gereken, her durumda düşünmemiz, bu saygıyı düşünmemiz gereken, namaz kıldığımızda döndüğümüz ve namazın farzlarından birisi olan istikbali kıbleden de anlaşılıyor ki çok önemli bir yer. Kabe öyle. Evet, Kabe'ye Beytullah deniyor, Allah'ın evi. Allah orada oturmuyor. Allah mekandan münezzeh. Biz bir yerde, ben şimdi bir minderin üstünde, işte sizin önünüzde bir şeyin üzerinde oturuyorum. Benim bir mekanım var ama Allah'ın mekanı yok. Allah'a şekle sığmaz, mekana sığmaz, zamana sığmaz. Bizim Allah'a inancımız böyle. Böyle. Beytullah, Allah'ın evi deniyor. Şerefine binaen. Allah'tan şerefli bir varlık var mı? Allah'ın evi olunca Kabe'nin şerefi Allah'a izafe edilmesinden geliyor. İzafe edilmesinden geliyor, bağlanmasından geliyor. Oraya Beytullah diyoruz ama Allah orada oturmuyor. Allah fevelli ve şeke şatral mescidil haram, kıble tarafına dönün namazda, dönün emrini verdi. Dönüyoruz. Allah orada olduğundan değil. Allah mekandan münezzeh. Bu emir dolayısıyla kıblenin ne kadar, Kabe'nin ne kadar güzel, önemli olduğunu anlıyoruz. İşte bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvalette dikkat edin diyor. Çişinizi yaparken, kakanızı ederken, önünüzü, arkanızı Kabe tarafına, Kabe'ye dönmeyin. Dönmeyin diyor. Yasaklamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun da dinde kural koyma hakkı var. Allah da diyor ki Resulüme uyun. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Ve ati'uhu. Ve ati'ur Resul. Peygamber Muhammed Mustafa'ya uyun, itaat edin. Bu da bu emri vermiş. Şimdi bunu otururken ayağımızı kıbleye uzatmayacağız. Saygısızlık olur. Gece yatarken ayağımızı kıbleye uzatacak şekilde yatağımızı sermeyeceğiz. Karyolamızın yönünü ona göre değiştireceğiz. Kıbleye saygı, Kabe'ye saygı. Ayağımızı Kabe tarafına uzatmayacağız. Yatarken. Evet, Peygamberimiz buyurdu, kıbleye ahukku diye öksürmeyeceğiz, tükürmeyeceğiz. Tutacağız. Ne diyor Peygamberimiz? Sol yanınıza, altınıza tükürün. Tükürdükten sonra da onu izale edin. Mesela müminlere eziyet Kur'an'da haramdır. Müminlere eziyet etmek Kur'an'da haramdır. Şimdi sokağa adam işte balgam gelmiş, sigarası dolayısıyla veya şu bu dolayısıyla ahuk tu demiş, kuş yavrusu bir kondurmuş sokağa. Çekmiş gitmiş. Arkadan biri geliyor. Midesi bulanıyor. Başı dönüyor. Mümini eziyettir bu. Hiç hakkı yokken mümini eziyettir. Mümin böyle Allah'ın yeryüzünün halifesi olarak gelmiştir. İyilik meleği olacak yeryüzünde. Allah herkese iyilik ediyor bak. Herkese yediriyor, içiriyor, güneş veriyor, ay veriyor, yağmur veriyor. Herkese. İstisnasız. Her canlıya, insan da Allah'ın halifesi olduğu için iyilik edecek, eziyet vermeyecek, zulmetmeyecek,
onları iğrendirmeyecek, siksindirmeyecek. Onun için tükürmek yanlıştır. Yollara tükürmek yanlıştır. Tükürdünüz, hastasınız veya işte o meretten vazgeçemiyorsunuz. Yanlış, bana göre haram sigara. O haramı işliyorsunuz, alışkanlık yapmış sizde. Çünkü onda nikotin var. Nikotin var, eroinde de in var. Bak, eroin. Evet. Morfin. Ne yapıyorlar morfini? Uyuşturmayı yapıyorlar. Değil mi? Acı duymasın diye. Nikotin, onda da var in ve sizin beyninizi uyuşturuyor, bozuyor. %100 zararlı, bugünkü ilim adamlarına göre %100 zararlı olan şey haram olduğu için ben haramdır diyorum. Eski kitaplarda %100 haramlığı anlaşılamadığı için mekruh denmiş. Ama sigara sevaptır diyen hiçbir fakih yok. Şüpheli olduğu için zararı, o zaman mekruh demişler 1000 sene evvel yazılan kitaplarda. Şimdi ilim alemi laboratuvarda sigaranın %100 zararlı olduğunu tespit etti. Ya bu havadan sudan ya bu insanın bünyesinin zayıflığından, ben onu anlamam ama bugün sigara %100 zararlı olduğu için bak kanunlar çıktı. Bakan bağırıyor, etmeyin diyor, Türkiye'de şu kadar sigaradan ölen var diyor. Dünyada bütün kanunlar çıktı. Zararlı olduğu için zehir içebilir misin? Kesin zararlı olduğu için zehir haram olduğu gibi ben de bir fıkıh hocası olarak sigara haram diyorum. Evet, bu haramı içiyor, alışkınlık yaptığı için ciğerleri, bronşları dolmuş, hastanelerde resimlerini çekmişler. İğrensin, millet de vazgeçsin diye. Onu görüyor adam, önünde sigara içiyor. Benim ciğerlem, damarlam, borularım böyledir diye hiç bakmıyor oraya. Ne kadar insanlar gafil. Devlet koymuş oraya, sağlık açısından hastanelerde var, bakın isterseniz. Yine de içiyor, alışkanlık yapmış. Böyle işte yaptığı için ciğerleri dolmuş, tükürüyor sokağa. Tükürüyor, durmadan tükürüyor. Çünkü durmadan boşalmak istiyor. Müminler eziyet olduğu için hesabı var bunların. O zaman rahatsızsınız veya bir kutu mu taşıyacaksınız? Benim gibi kağıt mı taşıyacaksınız yanınızda? Onun içine tüküreceksiniz. Bir çöp tenekesini atacaksınız. Yollara tüküremezsiniz. Camiye tüküremezsiniz. Kabe'nin etrafında tüküremezsiniz Kabe'ye karşı. Ama görüyoruz, göreceksiniz inşallah gidersiniz hacca. Hem adam tavaf ediyor hem de Kabe'ye bakarak tuu diye tükürüyor. Nerede edep? Evet, şimdi çok önemli nokta bunlar. Allah'a inanan, Allah'ın büyüklüğünü bilen bir adam, Allah'ın saygı duyun, Resulünün saygı duydun diyen yere tuu der mi ya? Bu neden ileri geliyor bu? Cahillikten, bilgisizlikten, hadi ben dilim varmasın, iman zaafı demeyeyim. Ama bunlar yapılıyor, bunlar çok ince işler. Şems-i Tebrizi, çeşim bükşe, cümle kelamullahi ra. Gözünü aç, tüm Kur'an-ı Kerim'e bak. Hem kıra Kur'an, ayet ayet, edebes. Bak diyor Kur'an'ın ayet ayet, her bir ayeti edeptir. Allah'a karşı kafirlik edepsizliğin daniskasıdır. Allah'ın ayetleri de Allah'a inanın diyor. Resul'a saygıdır. Resul'a saygısızlık en büyük edepsizliktir. Allah'ın hürmet edin dediği, Resul'a hürmet edin diye tükürmek en büyük saygısızlıktır. O şeylere varır bunlar. O diyor Şems-i Tebrizi. Ayet ayet Kur'an edeptir. Akıl dilen gofti, çebaşet iman. Akla sordun, iman nedir? Akıl dilen gofti ki iman edebest. İmanın kendisi edeptir yahu diyor. Şems-i Tebrizi güzel söylüyor. İslam edeptir. İman edepli olmak demektir. Allah'a karşı edepli olmak, Resulullah'a karşı edepli olmak, insanla karşı edepli olmak, hep edepli yaşamak, edepli davranmak odur. Öyleyse güzel Müslüman olacaksak, güzel mümin olacaksak, her yerde işte Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın ve Resulü'nün saygı duyun dediği yerlerde, özellikle şimdi konumuz bu, kıbleye saygı duyacağız. Her yerde, yatarken, otururken, kalkarken, tuvalette, banyoda da insan ayıp yerlerini açar, yıkanacak çünkü. Günah değil. Ama önün arkan kıbleye dönme. Peygamber öyle söylüyor bak.
tuvalette önün arkanı açtığın için edepsizlik diyor. Dönme diyor kıbleye. Zaruret dolayısıyla açılacak ama önün arkanı banyoda da dönme diyor. Ona göre dur banyoda. Ona göre dur. Doğuya batıya dur. Türkiye gibi. Türkiye açısından söylüyorum. Şimdi bu o kadar ince mesele ki sıradan bir mümine bu çok teferruat gelebilir ama Müslümanlığın kişiliği işte bu küçük küçük şeylerden oluşur. Bazı Bestami var, Kırıkhan'da yatıyor, büyük evliya, çok büyük evliya, muhteşem sözü var. Havada uçmak önemli değildir diyor. Kuşlar da uçuyor. Hayvandır alt tarafı kuştur ama hayvandır. Denizde yüzmek diyor çok önemli değildir. Balıklar da yüzüyor diyor. Hayvandır alt tarafı. Bir anda dünyayı dolaşmak gözünü yumuyor. Evliya olan kerametleri ya bunlar. Havada uçar, denizde yüzer, batmaz. Sen batarsın, bu batmaz. Bir anda Kabe'ye gider. Hikayelerini biliyoruz, mankıbelerini. O da önemli değil diyor. Şeytan aleyhillâne de bir saniyede dünyanın her tarafını dolaşır diyor. Ama şeytandır diyor. Önemli olan dürüst yaşamaktır. Müstakim olmaktır. Allah'ın emrine uygun hayat sürebilmektir. Dost doğru olabilmektir. Çok güzel söz değil mi? Çok muhteşem. O zat, o muhterem zat talebe okuyor tabii. Öğrendiğini İslam'ın, Müslüman olmanın bir şartı bildiğini başka insana güzelliği başka insana öğretmek. Emr-i maruf yapmak. Bizim ahir zaman milletinin, ümmetinin alameti farikası şu saatin markası var. Ahir zaman ümmeti, yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, ahir zaman ümmetinin markamız bizim. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'muruna bil marufi ve tenhavne alin münker. İyiliği emredersiniz, kötülüğe engel olursunuz. Bizim markamız bu. Bunu yapmazsanız Muhammed Aleyhisselam ümmetinden olma markanız yok. Neydüğü belirsiz bir adamsınız. Çok önemli. Bu onun için Bayezid Bestami boş zamanlarında ibadet ettiği gibi insanlara iyilik emir gereği iyiliği öğretiyor. Talebe oku diyor yani. İslam budur, iman budur, ahlak budur. Şunlar haramdır, şunlar hilaldir. Talebe oku diyor. Talebeleri komşu bir vilayette demişler ki şöyle bir hoca var, şöyle kerameti var, şöyle ilim sahibi, şöyle irfan sahibi. O zaman demiş çocuklar böyle alim, arif, salih kişilerini elini öpüp duasını almak iyidir. Kalkın gidelim hep beraber. Kalkmış talebelerini almış o hocanın bulunduğu memlekete. İşte onun bulunduğu beldenin civarındaki bağlara, bahçelere vardıkları sırada o adam da kalkmış bağına gelmiş. Bunlar gidiyor kasabaya, beldeye. O da beldesinden bahçesine, bağına gelmiş. Gelmiş, aa hocam demiş, baksana ya ne güzel tevafuk. Aradığımız adam aha burada. Gelmiş, bahçesine gelmiş. Tam baktığı sırada da adam ahu tu demiş, kıbleye tükürmüş. Alim, arif dediğiniz adam bu mu demiş? Evet hocam demiş, çok namlı, meşhur. Bu adam demiş, alim de olamaz demiş, arif de olamaz. Güzel bir mümin de olamaz. Hocam öyle deme demişler, yok meşhur bir adam. Alim olsaydı, arif olsaydı, güzel bir Müslüman olsaydı kıbleye tükürülmeyeceğini bilirdi. Kıbleye tükürülen adamdan hayır gelir mi demiş. Ben gidiyorum demiş, gideceksiniz gidin. Böyle bir olay var. Evet, kıbleye tükürmek haramdır demiyoruz. Kasıtsız yaparsanız haram olmaz. Ama bakın vazgeçiyor. Büyük adam kıbleye tüküren adama ben yanına varıp da diyor senden dua isterim falan demem diyor. Kendine ihtiyacı var bunun. Kimin dua edecek ya? Kendine dua etsin evvela diyor. Ben gidiyorum diyor. Evet, o kadar önem veriyorlar buna. Bu kıbleye saygı meselesini arz ettiğim gibi her zaman her yerde göstereceksiniz. Bu hadis-i şerif de bize bunları öğretiyor. Evet. İslam'da edeptir. Hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace
Ebu Eyyubil Ensari Hazretlerinden nakletmiş. İstanbul'da yatıyor. İstanbulluların mahşerde şefaatçisi olacak. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Sahabiyim, sahabilerimden her biri gittikleri yerlerde defnedildikleri takdirde defnedildikleri, yattıkları mezarların bulunduğu yerdeki insanlara mahşerde şefaatçi olacaklar diyor. Onun için diyorum Ebu Eyyubil Ensari İstanbulluların mahşerde şefaatçisi olacak inşallah.